Sevgili dostum Olena ve değerli Ukrayna halkı. Sizlere Türk halkının en içten sevgi ve saygılarını iletiyorum. Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları Türk halkının dualarındadır. Allah'tan en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesine niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken şimdi Ukrayna'nın aynı deneyimden geçiyor olması söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi. Oysa tarih sayfalarımız yeteri kadar savaş ve gözyaşıyla dolu ve savaşın acı sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Türkiye olarak savaştan kaçmış milyonların ev sahibiyiz. 2011'de başlayan Suriye savaşından kaçıp Türkiye'ye sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli insana misafir ediyoruz. Onların yıkılmış hayatlarını onarmaya, yitirdikleri umutlarını bulmalarına yardım etmeye çalışıyoruz yıllardır topraklarımızda hayata tutunmaya çalışan nice insanın mücadelesine şahit olduk. Ne kalplerde açılan yaralar kapanıyor ne de memleket hasreti diniyor. Tüm bu acıya rağmen dünyanın göç yollarına yeni güzergahlar eklenmeye hala devam ediyor. Ve maalesef o yollar yeni başlangıçlara değil bir geçmişin kayboluşuna varıyor. Birinci elden bir tecrübe ile biliyoruz ki en kırılgan grubu oluşturan kadın ve çocuklar savaşlardan orantısız şekilde etkileniyorlar. Çocukların isminin ölüm haberlerinde geçtiği bir dünyada hiçbirimiz mutlu ve huzurlu olamayız. Ben de bir kadın, bir anne hem anneanne hem de babaanne olarak tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Hali hazırda devam eden savaşları durdurmamız gerekirken gelin yeni bir savaşa daha izin vermeyelim. İnsanlık geldiği noktada son derece yorgundur. Ülkelerin çatışmalarla değil diplomasi ile sorunlarının üstesinden gelmesini diliyorum. Ukrayna'da ve tüm dünyadaki savaşların bir an önce sona ermesini umut ediyorum. Uluslararası toplumun Ukrayna için sergilediği örnek dayanışma, dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm mazlum halklar için geçerli olmalıdır. Dünyanın tüm kadın ve çocukları aynı insanlık ailesinin mensubudur. O yüzden nerede bir savaş varsa barışı tesis etmek için aynı güçlü refleksin gösterilmesini temenni ediyorum. Çocuklar yalnızca gökyüzüne yükselen balonları seyretmek için başlarını kaldırsın. Üzerlerine yağan bombalara bakmak için değil. Tüm dünyayı savaşa hayır barışa evet demeye davet ediyorum. Şahsınızı ve Ukrayna halkını en kalbi duygularla selamlıyorum.